Sevgili arkadaşlar, bu gördüğünüz ot çiriş denilen bir ottur. Doğu ve Güneydoğu'da çok tüketilir. Halk bunu kavurup işte hani kıtap derler, katma derler, börek derler, işte her yörenin kendine göre bir isimlendirmesi var. Onu yaparlar, ayrıca kuruturlar. Kışın tüketirler aynı şekilde. Yani görüyorsunuz bu bölgeyi şöyle şu taşlık alanı olduğu gibi kaplamış bitki. Kendine burayı seçmiş çoğalmak için. Ama güzel bir yer hakikaten. Bitki için çok güzel. Taşların arasında hem yani erozyon veya işte diğer yer faktörleri cinsin kaybolup bitmesine neden olmaz. Çünkü kayalık bir yer. Yani tohumlar iyi serpiliyor. Rüzgarı çok güzel alan bir yer. Böyle güzel bir yer seçmiş kendine. Biz de bol bol nasipleniyoruz. İşte nasiplenirken de inşallah tevekkül etmeyi aklımızdan çıkarmayız. Yüce Allah bize bunca rızık, bolluk, bereket verirken biz de nankörlük edemeyiz onun verdiklerine karşı. Evet, işte çok merak edilen çiriş otu denilen ot budur arkadaşlar. Şöyle şuradan çiçeği de çıkıyor. Bunun çiçeği şöyle yaklaşık bir 80-100 santimetre büyür, yani şöyle yukarıya doğru. Ya bu çiçek denir, sarımsı bir çiçeği vardır. Çiçeği de çok güzeldir. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Ondan sonra bırakayım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Şu kayalık tamamen çiriş kaplamış. Ama dediğim gibi hakikaten çok güzel, yenmesi de lezzetli bir ottur. Yani öyle ne acı ne ekşi ne bileyim ağzınızın tadını bozacak bir çeşit değildir bu. Tatlıdır hatta. Yani arazide susuz kaldığınız zaman bunu rahatlıkla çiğneyip bundan su elde edebilirsiniz. Çünkü yaprağı sulu yapıdadır. İçerisinde bol miktarda su bulunur. Susuzluğa karşı da bir alternatiftir arazide. Onu da ayrıca belirteyim. Evet, her tarafı kaplamış gördüğünüz gibi. Şu yakın yerdeki belki otları görüyorsunuz ama tabi uzakta siz belki kameranın kadrajında göremiyorsunuz. Ben çıplak gözle çok rahatlıkla görebiliyorum. Yani bayağı yayılmış buraya. İyi de olmuş. İşte dediğim gibi biz de nasipleniyoruz. Hadi bana eyvallah. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu kadarlık yeter size.